أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an tabiriyle كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Sizler insanlık alemi arasından çıkmış en hayırlı bir toplumsunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Hakkıyla Allah'a iman ederlersiniz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ahlak ümmetidir. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ahlakını da Hazreti Muhammed Mustafa'dan alır. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an tabiriyle وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet yumağı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı kendimize rehber edinmemiz gerekir. Önder edinmemiz gerekir. Çünkü bizim dünyamızda ne varsa ona tabi olmayla ancak huzur buluruz. Ona tabi olmayla ancak saadeti buluruz. Ona tabi olmayla ancak bereketi buluruz. Eğer Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinmezsek sefil bir hayat, zelil bir hayat yaşarız. Onun için وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen en üstün ahlak üzeresin. Bunu tabiri kim yapıyor? Kur'an. Şimdi ne mutlu bizlere ki Kur'an'da Efendimiz'e وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet gönderdik. Diğer taraftan Efendimiz'e aleyhissalatu vesselama وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظَيْمٍ Sen en yüce ahlak üzeresin. Ve bizlere de diyor ki وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki sizin içinde Hazreti Muhammed Mustafa'da güzel ahlak var. Ve bize diyor ki kuntum hayra ummeh. Siz toplumların en hayırlısısınız. Ukhricet linnas. İnsanlar arasından seçilmişsiniz. Te'muruna bil ma'ruf. İyiliği emreder. Ve tenhavuna anil munker. Kötülükten sakındırırsınız. وَتُعْمِنُونَ بِاللّٰهِ Hakkıyla Allah'a iman edersiniz. Şimdi burada bu ayetlerin tekrarını yapmamdan maksat yani Efendimiz ümmetiyle beraber Kur'an'da yad edilmiş, methedilmiş, övülmüş ümmetiyle beraber kendisini alemlere rahmet olarak tarif eden Efendimiz
bütün alemlere rahmet olarak gönderildiği beyan eden Kur'an ve aynı zamanda en üstün ahlak üzere olduğunu beyan eden Kur'an bizlere diyor ki, bak sizler de eğer o üstünlüğü elde etmek istiyorsanız ona tabi olunuz. Onda sizin için çok güzel ahlak var. Çok üstün ahlak var. Onun için eğer siz de onun ahlakını tutulur edinirseniz kuntum hayra umme, siz ümmetlerin en hayırlısı olursunuz. Toplumların en hayırlısı olursunuz. O zaman ne kadar şanslı olduğumuzu bilelim. Kur'an'da beyan edilmişiz. Hem peygamberimiz ve hem de biz. Ne kadar büyük bir şeref. Tarifi Allah veriyor. Ve Hazreti Ayşe validemize soruluyor. Ne soruluyor? Efendimizin ahlakı soruluyor. Kâne hulukuhu el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı kağıttan, üzerindeki satırlardan bilmeyelim. Kur'an kağıt, satır ve iki kapak değildir. Kur'an'ı iyi bilelim. Kur'an'ı iyi bilelim. Kur'an hayat nizamnamesidir. Kur'an hem dünya ve hem de ahiret rehberidir. Ne zaman ki dünyayı ve ahireti Kur'an'dan ayırdık, evet, hasiret dünya vel ahire. Dünya da husran, ahiret de husran oldu. Ne zaman ki Kur'an'ı hayatımızdan çıkardık, hasiret dünya vel ahire. Dünya da husran, ahiret de husran. Değerli kardeşlerim, bugün dünya öyle bir husrandır ki hiçbirimiz kendisiyle barışık değil. Ailesiyle barışık değil. Sosyal hayattaki toplumla barışık değil. İdaresiyle barışık değil. Yani psikolojik bir ruh bozukluğundan tut, sosyolojik bir yapı bozukluğuna kadar, evet, bizler ciddi şekilde dejenere olmuş, bozulmuş bir hayat safhasını yaşıyoruz. Neden? Çünkü Kur'an'dan kopuk bir hayat. Kur'an, dünya ve ahiret. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bu üç saç ayağını unutmayalım. Efendimizin, Hazreti Ayşe validemize biz neyi söyleyelim? O tavaf esnasında o Kabe'yi ziyarette hangi duayı zikredelim diye sorduğunda ona bunu tavsiye ediyor. Rabbena atina, ya Rab bizlere ver, fid dünya, dünyada haseneten, güzelliği ver. El hasene, güzellik kelimesi hayatın bütün safhasını içeriyor. Bir kelimesi gibi. Taavunu alel birri ve takva ve la taavunu alel ismi ve udvan. İyilikte ve takvada yardımlaşın ama sakın düşmanlıkta ve kötülükte yardımlaşmayın. Bir kelimesi Efendimiz'e sorulduğunda husnul huluk, güzel ahlak. Yani kapsayıcı bir kavram. Rabbena atina fid dünya hasene, hasene de aynı zamanda kapsayıcı bir kavram. Yani var olan senin gördüğün bütün güzelliklerine varsa hangi güzellikler? Şer'i şerife mutabık olanlar. Nefse değil, hevaya değil, isteğe değil, arzuya değil, akla değil, şehvete değil, çıkara değil. Çünkü eğer onlar üzerine oturtulursa güzellik o zaman bireysel olur. Bireysel bir güzellik, kendine kapsayıcı, kendine mal edici bir ruhla, helalı ve haramı düşünmeden, adaleti ve zulmü düşünmeden hareket ederse o insan çıkarcı olur. Kendisi, kendi açısından gördüğü güzel bir başkasına zehir olur. Bir başkasına zulüm olur. Onun için şer'i şerife mutabık. Çünkü şer'i şerif ne demek? Şer'i şerif Kur'an ve sünnet demektir. Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa demektir. Şer'i şerifte herkes eşittir. Herkes eşittir.
Hiçbirisine ayrıcalık yoktur. Onun için Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rab bizlere güzellikleri ver. Hakkıyla elde edebileceğim, senin rızana uygun, hem dünyama hem ahiretime uygun bir hayat ver. Bir rahatlık ver. Bir bolluk ver. Bir bereketlik ver. Ve fil ahireti haseneten. Ya Rab, dünyadaki dünya mezraatul ahire kaidesinde, dünya ahiretin ziraat tarlasıdır. Çabalamada benim o tarladaki amellerimi haseneye çevir, güzelliğe çevir. Sen rahmetinle beni yargıla, amelimle beni yargılama. Rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi efendim kapsamıştır. Rahmeti sebekat gadabi. Rahmetim gadabımı yenmiştir. Evet, onun için değerli kardeşlerim, Allah için bizler bu noktada şer'i şerifi, yani Kur'an ve sünnete uygunluğu geriye atmamalıyız. Bireysel, ailevi, toplumsal ve idari her dört bazda dikkat etmeliyiz. Yaptıklarımız bireysel şer'i şerife uyuyor mu? Ailevi şer'i şerife uyuyor mu? Toplumsal şer'i şerife sosyal hayatımızda şer'i şerife uyuyor mu? İdarede şer'i şerife uyuyor mu? Uymuyor mu? O zaman biz kendimize hayatı zehir etmişiz. Zehir etmişiz. Onun için nedir diye öyle dedim? Çünkü وَلَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ سَدُ حَسَنَا dairesindeki rehber edineceğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı terk etmişiz. O sizin için örnektir. O sizin için rehberdir. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu noktada çok dikkat etmemiz gerekir. Hayatımızdaki güzellikleri o hasene üzerine oturtmamız gerekir. Ve diğer tarafta Ya Rab bizi o azgın ateşinden de koru. Bu üç ayak çok önemlidir. Dünya, ahiret ve aynı zamanda hak edeceğimiz efendim ve neyi hak ediyorsak onunla yargılamamız. Ve bu noktada Allah'ın rahmetine sığınmak. Onun için değerli kardeşlerim, çok etkin bir ümmet olma noktasında ama gel gör ki elimizden kitabı bırakmışız. Onu satır ve yapraklar olarak rafa da artık kaldırmamışız. Tamamen terk etmişiz. Nitekim bugün dünya, onun için dünya Müslümanları onun için zillettedir ve izzeti kaybetmiştir. Zillettedir ve izzeti kaybetmiştir. Allah-u Teala bizlere izzeti iade etsin. Bu da Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh çok güzel ifade ediyor. Nahnu kavmun a'azzanallahu bil-İslam. Biz bir kavmiz, İslam'la izzeti bulduk. Eğer İslam olmazsa izzet yok. Evet, onun için bizim bu noktada çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Ve uyarı veriyor. Lo ibtigayna bi gayri İslam, ezenallah. Eğer biz İslam'ın dışında başka şey edinir, kendimize ahlak edersek, kendimize rehber edersek, kendimize örnek edersek Allah bizi rezil eder, perişan eder. O nedenle değerli kardeşlerim, gelin Kur'an'a sarılalım. Kur'an bizim için çok önemli bir rehber kitaptır. Kur'an hem dünya hem ahiret kitabıdır. Kur'an insan hayatının bütün mutluluğunu ifade eden bir kitaptır. Kur'an bizim için şu anda en lazım olduğu bir dönemdir aynı zamanda. Şu anda ayağa kalkmamız için tutunacağımız tek ama tek rehber Kur'an ve sünnettir. O nedenle dedik ya, biz hadislerle ahlak kitabını işliyoruz. O nedenle şimdiki hadisimiz elhamdülillah epey geldik. Çok da güzel ders yaptık. Hamdolsun 147. derse geldik ki Allah alem öyle olacak. Yani 146 ya 147, 335. hadise gelmişiz. Yani 365 hadisten 335, burada geri kalan 30 hadisimiz kaldı bu kitaba. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsü nedir? Kur'an'ladır dedik. Kur'an'la. Yani nasıl Efendimizin övgüsü وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, sen en yüce ahlak üzeresin. Kur'an onu öyle övmüştür. Değil mi?
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kur'an onu öyle övmüştür. Sen en yüce ahlak üzeresin ve seni neyle gönderdik? Alemlere rahmet olarak gönderdik. Yine de nasıl bize ne diyor? Bize de diyor ki وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اَسْوَةِ حَسَنَا Sizin için Hazreti Muhammed Mustafa'da güzel ahlak var. Onu terk etmeyin. Kur'an bize rehberi onu gösteriyor. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah Resulü size ne indirmişse onu edinin ve neden sakındırmışsa ondan sakının. Peki ümmete ne demiş? Ümmete, ümmet de aynı zaman kuntum hayra ümmetin. Bak hem Hazreti Muhammed Mustafa övgüye Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Tabir edilmiş, övgüyle tabir edilmiş. Hem de ümmeti. Kuntum hayra ümmetin. Ama şart var. Uhricet min nas. İnsanlar arasında çıkmışsınız. Te'murune bil ma'ruf. Sizler iyiliği emredersiniz. İyilikten maksat önce hayata geçirmektir. Önce hayata geçirmektir. Sen ampul olmadan, sana kablo bağlanmadan, fişi takmadan ve aynı zamanda efendim ışık verir misin? Veremezsin. Veremezsin. Kablosu Kur'an'dan kopuk bir ümmet. Kablosu Muhammed Mustafa'dan kopuk bir ümmet. Nasıl ışık verebilir? Nasıl hayat verebilir? Onun için sahabeler direkt ama direkt gittikleri beldeyi hidayete erdirirler. Bakmayla. Bakmayla. Ashab-ı kennücum. Bi eyyihim iktedeytum mehtedeytum. Sahabelerim yıldızlar misali. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz. Peki bugün niye sahabe olmaktan düştük? Halbuki Efendimiz kardeşlerim diye tabir etmişti bizi. Kardeşlerim. Sahabeler gıptayla. Onlar biz miyiz ya Resulallah? Onlar biz miyiz? Hayır. Sizden ve bizden sonra gelip beni görmeyip bana iman edenler. Bizi müjdeliyor. Ama gel gör ki bugün biz kardeş değil. Ashab da değil. Neyiz? Evet. Kendi değerlerimizi düşük gören, kendi değerlerimizde kopuk, kendi değerlerimizi tamamen hafife alan, Kur'an'ı tamamen devre dışı bırakan, Efendimizin ahlakını tamamen devre dışı bırakan mukallit bir toplum haline geldik. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Biz benziyor muyuz sahabelere? Biz benziyor muyuz Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Abbasi'ye benziyor muyuz? Bakalım kendimize. Sokaklarımıza bakalım nereye benziyor? Sokaklarımız 1800'lü, 1700'lü İstanbul sokaklarına mı benziyor? Yoksa Paris sokaklarına mı benziyor? İngiltere sokaklarına mı benziyor? Hangi sokaklara benziyor? İşte biz oluruz. Maalesef. Onun için değerli kardeşlerim, biz Kur'an'dan ayrıyız. Bizim kendi hayatımızdaki değerlerimiz tamamen yok olmuş. Ve maalesef onun için bugün de gözyaşından başka bir şey yok. Baruttan başka bir şey yok. Ve oturup anlatmaktan başka da bir şey yok. Onun için ne dedim? Mukavemetten mukavemeye geçmek gerekir. Mukaveme. Topluyorlarınız, toplanınız, masa, saha, konuş, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Ondan sonra dağıl. Liderlerimiz, efendim, dertli insanlarımız, bizler kendi aramızda televizyon seyrediyoruz. Ondan sonra sokaklarda kahrolsun, şu bu, neyse, bunlar hepsi. Ama gel gör ki bir hareket yok. Önce nerede hareket olacak peki? Ben nereden hareketin başlanmasını istiyorum? Bireysel ıslah sağlanmadan toplumsal ıslah sağlanamaz. Sen kendini düzeltmeden başkasını düzeltemezsin. Düzeltemezsin. Namazsız düzelmez. İbadetsiz düzelmez. Muamelede hileyle düzelmez. Mümin bununla başaramaz. İslam haramla savunulamaz. İslam haramla ayağa kalkmaz. Bakın tarihe, geçmişe. Bakın nasıl elde etmişler zaferi. Onun için değerli kardeşlerim, biz ahlakımızı kontrol etmeliyiz. Halkla ne kadar barışığız, Halık'la ne kadar barışığız. Halık'ın bize vermiş olduğu emirler değerleriyle halkla hangi muameledeyiz? Bunu bir gözden geçirmemiz gerekir.
Aksi halde olmaz. Onun için bireysel ıslah sağlanmadan toplumsal ıslah sağlanmaz. Bizim atasözü değeriyle de herkes kendi kapısının önünü süpürmeli. Herkes kendi nefsini süpürmeli. Günahlardan süpürmeli. Günahlardan süpürülmemiş bir kalp, tezkiye edilmemiş bir nefis fayda vermez. Zafer akışına bakın, İslam'ın zafer akışına bakın. Yaşayanlar zaferi elde etmişlerdir. Yaşamayanlar değil. Yaşayanlar. Yaşayanlar. Evet. Allah-u Teala bu ruhu bize iade etsin. Bu hadisimizle devam edelim. Ahlak hadisi tabii ki olması gereken hadis. En Hatta ibn Yesar'in en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Hatta ibn Yesar radıyallahu anh, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle, İzâ maridel abdu ba'atallahu azze ve celle ileyhi melekeyn فقال انظرا ما يقول لعواده فإن هو إذا جاءه حمد الله تعالى وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم. Evet, bir hasta hastalandığında, bir kişi hastalandığında, birisi hastalandığında Allah Teala ona iki melek gönderir. Bakınız, aramızdaki münasebet, komşu komşuyla haberi yok. Şimdi biz Filistinler dertleniyoruz. Nerede sen önce komşunla dertler bakayım hele bir. Hele akrabanla, hele dostunla, hele arkadaşınla, hele komşunla. Sen bu derdi koparmışsın, koparmışsın. Sende merhamet damarları tamamen yok olmuş, körelmiş. Senin komşuna kadar olan münasebetin tamamen yok. Onun için hasta oluyor, hiç birimize haberi yok. Ben cenazeye gittim, kapı komşu, taziyeye gittim, kapı komşuyu çaldım. Yok öyle bir şey yok dedi bana burada. Sonra ayakkabıların çokluğuyla 1-2-3-5 ayakkabı fazlalığı vardı. Kapıyı çaldık. Dedi evet, taziye evi biziz dedi. Karşı apartmandaki karşı komşu, yeni mi komşunuz diye sordum. Yok inan ki 15-20 yıldır beraberiz dedi burada. Sabah o işe gider, bir işe gideriz, akşam döneriz. Bu kadar. Evet. Ama Efendimiz bunlara hep dikkat çekiyor. Ahlakı kendi aranızda yeşertin diyor. Her alanda sorumlusunuz. Men lem yehtem bi umuril mu'minine feleyse minhum. Kim müminlerin derdiyle dertlenmezse onlardan değildir. Onun için buradaki bağlamı sakın yanlış anlamayalım. Bugün Gazze'yi niye anlamadığımızı anlatıyorum. Çünkü biz kapı komşumuzu anlamıyoruz. Biz akrabamızı anlamıyoruz. Biz yanımızdaki düşen Müslümanı anlamıyoruz. Biz dertli bir mümini anlamıyoruz. Bizim bütün rahmet damarlarımız körelmiş. Merhamet damarlarımız körelmiş. Kardeşlik damarlarımız körelmiş. İslami değer damarlarımız körelmiş. Bunun açılması gerekiyor. Bunun açılması gerekiyor. Kalbe stent takılması gerekiyor. Aksi halde biz bu değerleri tamamen önemsemeden belki de küstüğümüz, hiç konuşmadığımız insanla Kıbrıs meydanında bir araya geliyoruz. Niçin? Tel'in için. Önce kardeşimle bir araya gel bakayım. Bir araya gel bakayım. Nitekim Efendimiz'in bütün çok uyarıları var. Çok uyarıları var. Birisi hastalandığında Hazreti Teala, Allah Teala Azze ve Celle iki melek gönderir. Gidin. O hastayı ziyaret edin. Fe in huve ila ca'u hamid Allah Teala ve esna aleyhi. Eğer o hasta efendim Allah'a hamd eder. O hastalığa rağmen, o elemine rağmen, o sancısına rağmen, o çektiği efendim ızdıraba rağmen efendim hamd eder ve onu gerçekten efendim şükürle, sena ile anar. Rafa'a zalike ilallah. Bunu Allah Teala'ya sunarlar. Ya Rab, gittik, o hasta kulunu ziyaret ettik.
Ancak gel gör ki o hasta kulun sana hamd ediyordu, sana şükür ediyordu. Seninle bağını kesmemişti. Allah Teala biliyor. Ve huve alem. Feyakulullah Teala li abdi aleyye. Benim o kulumun benim üzerindeki hakkı şudur. İn teveffeytuhu, eğer ben onu canına alırsam, en utkhilehu cennet. Hakkı benim üzerimde onu cennete koymaktır. Çünkü bedeniyle olan imtihanda, sancısıyla, hastalığıyla olan imtihanda beni unutmadı. Sahibini unutmadı. Dedi ki bu bedenin sahibi sensin. Evet kardeşlerim, bu bedenimizin sahibi Allah'tır. Birden felç ederse kolunu kaldıramazsın. Gözünü kör ederse bakamazsın. Ayağını felç ederse gidemezsin. Aklını alırsa delil olsun. İstediğin kadar senin bedenin, cesedin güzel olsun. Onun için sahibi. Orada o hasta sahibini hatırladı. Sahibini hatırladı ve ona hamd etti. Ve ona sena etti, şükür etti. Evet. Eğer ölürse o hasta, benim üzerimdeki hakkı nedir? Onu cennete koymaktır. Demek ki hasta eğer hamd eder, şükür ederse, Rabbini anarsa, o zorluğunu, o hastalığını, o sancısını, o ızdırabını, ya Rab bunun sahibi sensin derse, Allah Teala o zaman senin benim üzerimdeki hakkın ölürsen cennete koymak. Ve in şefeytuhu, eğer ona şifa verirsem, en ubdilehu lahmen hayran min lahmihi, onu bedeninden daha güzel bir beden ona nasip ederim. Onun hayatından daha güzel bir hayat veririm. Onun hayat ortamından daha güzel bir hayat ortamı veririm. Onu bereketle, saadetle mükafatlandırırım. Niye? Çünkü hastalık anında, hele bırak ya, ben okuma üzerime. Böyle diyen Allah muhafaza, hastalarımız var. Efendim ben şunu bunu anlatma. Ben zaten efendim derdim başımdan açmış. Canımın derdindeyim. Hastalığımın derdindeyim. Sen de gelmişsin gibi. Halbuki burada o hastamız hamdle, şükürle, eskarla, evratla, Kur'an'la hayatını geçirirse ne kadar ama ne kadar karşılığını bulur. Eğer ölürse cennettir karşılığı. Eğer hayat Rabbim bahşederse de karşılığında ne var? Karşılığında efendim mutlu bir hayat, bereketli bir hayat var. Evet. Evet. وَدَمَنْ خَيْرًا مِنْ دَمِهِ, ve kanından daha güzel bir kan. Burada hem aynı zamanda hayatında en güzel bir hayat veririm, hem de ailesine, nesline güzel bir mutluluk veririm. Diğer taraftan en güzeli ve en önemli, وَاَنْ اُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, onun günahlarını affederim. Subhanallah. Günah, o hastalıkla beraber, ki bir önceki hadisimizde ifade etmiştik, bir şevke dahi olsa, bir diken dahi olsa, ayağa bakmışsa onun bedeli vardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun için hiçbir şey efendim boşa değil. Hatta bir gece sıtması dahi günahlarının af olmasına bedeldir diyor. İnna Allah Teala la yukeffiru anil mu'mini khatayahu kullaha. Evet. Bi hummi leyletin ev bi hummi leyletin. Yani bir gece sıtmasıyla, bir gece ateşiyle beden, bir de adam kalkar benim bir ateş tuttu benim diyor. Rahatsızım ben. Başım ağrıyor. Dişim ağrıyor. Bunun karşılığında günahların affı var. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bizlere çok büyük lütuflar vermiş ama biz bilmiyoruz. Evet. An Enes radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, sözlerin en güzeli Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözleridir. Onu dinleyin. Onu okuyun, onu yaşayın ve onu yaşatın. Sözlerin en güzeli. Onsuz efendim hangi cümlelerle gelirlerse gelsinler, inan ki bir şey yaramaz. Efendimiz ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam, çünkü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى, o hiçbir şey kendi nefsinden konuşmuyor. Onun bütün konuştuğu vahiydir. مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَكُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, ayeti kerimesini biraz önce okuduk. Allah Resulü size neyi vermişse, neyi size sunmuşsa, neyi söylemişse, neyi yaşatmak istiyorsa onu ediniz. Ve sizi neden sakındırıyorsa da
ondan sakının. Onun için tek ölçü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. En Enes radıyallahu anh kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle buyurdular ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anh bizlere duyuruyor. Efendim inna Allah azze ve celle kâle. Allah azze ve celle bu kutsi hadis. İzâ ibteleytu abdi bi habibeteyhi. Ben bir kulumu iki gözüyle imtihan edersem, yani gözlerini alırsam, dünya gözünü ondan alırsam, fasabara ve sabretti. İki gözünü aldı. Nitekim ben Mısır'da çok gördüm böyle, darıyır gözleri yok olan hocalarımız, kalp gözü açık, zihin gözü açık. Kalp gözü açık, zihin gözü açık. Evet, hakikaten çok mükemmel insanlar onlar. Çünkü dünyanın rengiyle beyni efendim ne yapmıyor? Meşgul etmiyor. Bütünüyle kendini Kur'an'a veriyor. Bütünüyle kendisini sünnete veriyor. Bütünüyle kendisini onu yaşamaya veriyor. Onun için Allah Azze ve Celle ben bir kulumu iki gözüyle imtihan eder alırsam ondan avvattuhu minhumel cenne. Onun karşına ona cennet veririm. El cennetu fil dünya vel cennetu fil ahire. Hem dünyada cennet veririm hem ahirete cennet veririm. Dünyaya cennet verilir. Hayatı mükemmeldir onun. Onun için yeter ki o göz kaybını ve o da bedenindeki elemi Rabbine bağlasın. Ya Rab sendendir. Sana hamd ediyorum ve sana şükür ediyorum. Sahibi sensin. Evet. يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَى. İstediği gibi mülkünde tasarruf eder. عَنْ اَنَسِنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَنْ نَبِي صَلَّهُ سَلَّمْ. Bu da bir tedavi ki şu anda uyguluyoruz. Hepimiz klasik veya modern bu uygulamayı yapıyoruz. Enes radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle اِذَا اِشْتَدَّ الْحَرُّ. Sıcaklar şiddetlendiği zaman فَاسْتَعِينُ بِالْحِجَامَ. Hicame ile, kan aldırmayla yardım edin diyor. Uygulayın diyor. Kan aldıran. Nitekim klasik boyutta yani yapanlar var şu anda anılarımızdan, boyunlarımızdan, dillerimizden, sırtlarımızdan ehil insanlar. Ehil insanlar. Nimada, niçin? Evet. La yetebeyyegu d-demu bi ahadikum feyektulehu. Sakın diyor kan vücutta pıhtılaşmasın diyor. Kan vücutta pıhtılaştığı zaman diyor onu öldürür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada aynı zamanda sıhhat bazında da bize bir teklifi var. O nedenle hakikaten hicame sünnettir ve aynı zamanda modern de şu anda alanda da bu ciddi şekilde bir efendim gereklilik olduğunu, kanın akması gerektiğini, pıhtılaşması gerektiğini, hatta onun için belli bir yaştan sonra sıvılaşması için ne veriyorlar? İlaç veriyorlar. O nedenle bu noktada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere evet uyarı veriyor. An Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyorlar. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Burası da bize ciddi şekilde bir tavsiyedir. Mükemmel bir tavsiye. İnne Allah azze ve celle yakul. Yine de bu kutsi hadis. Allah azze ve celle buyuruyorlar ki yani Adem, ey Adem oğlu, marittu felem te'udni. Ben hastalandım ama sen benim ziyaretime gelmedin. Allah, ya İbni Adem, ben hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Kale ya Rabbu. Dediler ki ya Rab, keyfe e'uduke ve ente Rabbul alemin. Sen nasıl hastalanırsın, ben nasıl seni ziyaret edeyim ki? Sen alemlerin Rabbisin, sen münezzehsin bundan. Sen münezzehsin. Fekal ama alimte. Bilmiyor musun? Öğrenmedin mi ki? Enne abdi fulanen marıza. Falan senin komşun var ya. Senin akraban var ya. Senin dostun var ya. O hastalanmıştı. Felem te'udhu. Sen hiç gidip onu sormadın. O akrabanı, o dostunu, o komşunu sormadın hiç. Hastalandı. Yanına gitmedin. Ama alimte. Bilmez misin ki? Bilmez misin ki? Enneke lev üttehu.
Eğer sen onu ziyaret edersen, komşunun, akrabanın, dostunun tanıdık da olmasın. Birileri sana haber verdi. Ya komşularımızdan falan tanımıyorsun. Muaşeretin de yok ama sana haber verildi. Çok hasta. Çok hasta. İşte ama alimte. Sen bilmiyor musun ki enneke lev uttehu, eğer sen o hastayı ziyaret edersen levecetteni indehu, beni onun yanında görürsün. Şu azamete bak, şu verdiği değere bak. Ben hastanın yanındayım. Seni orada görmek isterdim. Ben mağdurun yanındayım. Seni orada görmek isterdim. Ben mazlumun yanındayım. Seni orada görmek isterdim. Sen kendi derdine düşmüşsün. Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Evet. Burası çok önemli. Bugünkü dünya Müslümanlarının tamamen terk ettiği bir ahlak. Tamamen terk ettiği bir ahlak. Evet. An Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, yine de Allah her ikisinden razı olsun, ne güzel ifade ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdular. Men âde marayılan. Kim bir hastayı ziyaret ederse. Lem yahdur ecelehu. Daha eceli gelmemiş. Bir hastayı ziyaret etti. Hasta. Ama ağır, ama hafif, hasta. Yanına gidiyorsun. Fekale indehu, onun yanında şunu derse. Seb'a merratin, yedi sefer. Yedi sefer şu duayı okursa. Değerli kardeşlerim, dua ibadettir. İbadetlerin beynidir. Eddu'a muhul ibadet. Dua ibadetlerin beynidir. Sizin dualarınız olmasaydı ne öneminiz olurdu diye ayet-i kerime var. Onun için dua silahul mu'min, mu'minin silahıdır. Dua rabıtadır. Allah'a bağlayandır. Dua zayıf oluşunun itirafıdır. Niye dilenci diyoruz? İstek olduğu için. Dua istektir. Rabbine sığınan, isteyen Rabbi verir. Onun için duayı hafif görmeyelim. Bakınız, medeniyetlerimizi ayakta tutan iki şey var. Her sohbette bu son Filistin olayından sonra söylüyorum. İki şey var. Biri savunmada hazırlıklı olmak. İddetül üdde diye tabir edilir. Yani gerekli olan, savunma için gerekli olan materyaller devletin işi bu. Onu hazırlıklı hale getirecek. Vatanını, milletini, bayrağını, dinini, değerlerini savunma açısından gerekli olan bütün materyalleri bulunduracak. Onu o, şu, bu, yok. Bulunduracak onu. Bu birinci silah, birinci. Medeniyetleri kuran birinci bir budur. İkincisi, dua. Duadır. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam ebedel gıfariye sen dua et diyor. Sen dua et. Halid bin Velid'e diyor sen cepheye git. Sen cepheye git. Onun için bu noktada duayı hafife almayalım. Es'elullahel azime Rabbel arşil azim en yeşfike. Es'elullah'a, Allah'tan, en büyük Rabbimden dileğim odur ki sana o arş-ı azimin sahibi olan Rabbime ve o da Rabbimden dileğim odur ki seni şifaya kavuştursun. Benim o arş-ı azimin sahibi olan Rabbimden dileğim sana şifa versin. Bunu Türkçe'de söyleyebiliriz. Bunu Türkçe'de söyleyebiliriz. Ve bunu ve o da bu manaya muadil olacak, denk olacak bir manayla da ya Rabbim, biliyorum ki sen Şafi ismiyle şifa veriyorsun. Şuna şifa ver. Yedi sefer. Şuna şifa ver. Derse illa hafaullah. Allah-u Teala ona afiyet verir. Evet. Min zâlikel marat, bu hastalıktan. Allah-u Teala sizlere ve bizlere hem kalbi hem bedeni şifa versin. Kalplerimiz, değerli kardeşlerimiz, kelle ben râle alâ kulûbihim dairesinde her gün kalplerimiz çok ciddi şekilde yıpranmakta, zarar görmekte. Onun için Allah için dilimizi estağfirullah'tan ayırmayalım.
salavat-ı şeriflerden ayrılmayalım. Yolda, belede, orada, nerede olursa olsun. Ve Allah için bir daha söylüyorum. Şu namaz var ya, namaz çok önemlidir. Hem kendimiz hem neslimize namazı çok iyi tavsiye edelim. İnan ki bize kaybettiren namaz terkidir. Allah şahitin onun için. Bir doktora gidersiniz, nereniz ağrırsa hep orayı söyler. İster bakın, ister bakmayın. Hep de senin kalbin ağrıyor. Senin ciğerin ağrıyor. Başka yeri demez çünkü orası ağrıyor. Orası ağrıyor. Başka yeri dersen olmaz. Yani onun için bu ümmeti de, bu ümmetin de kalbi ağrıyor. Kalbi iyileştiren de namazdır. İnne salate tenha'il fahşai vel munker. Namaz fuhuşattan ve munkerattan alıkor. Kalbini iyileştiren namazdır çünkü bizi bir araya getiriyor. Kalbini iyileştiren namazdır çünkü bir kıblede birleştiriyor. Kalbini iyileştiren namazdır çünkü namaz sokağın matbatasıdır demiştik geçen. Sokakta, eğer namaz kılıyorsan sokakta iyi olmamız gerekiyor. Evimizde iyi olmamız gerekiyor. Onun için namaz, namaz, namaz. Cumanız mübarek olsun. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allah Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Değerli kardeşlerim, zorda kalan hangi kardeşlerimiz varsa ümmetten Rabbim onlara yardımcı olsun. Hasaten özellikle inan ki duaya dahi hayal ediyorum. Gazze'ye. Çünkü hep ona havale etmek, hiç kendi sorumluluğumuzu bilmemek, onun için de bir sancı çekmemek ciddi şekilde bizim için bir ayıptır. Bizim için bir ayıptır, bir ağırdır. Ama yine de elhamdülillah Türkiye'miz idaresiyle, milletiyle bir sancı içerisindedir. Rabbim bu sancının karşılığında izzeti Gazze'ye geri iade etsin, Filistin'e iade etsin. O kardeşlerimizi ve diğer bütün Müslüman kardeşlerimizi ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a izzete kavuştursun. Ve Allah hepinizden razı olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحة